Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz istiyorsanız. Teşekkür ediyorum şimdiden. Enteresan bir paylaşım var arkadaşlar. Bunu ben zannediyorum ya pek çok kişi anlamamıştır. Çünkü piyasa içerisinde yani Elon Musk'ın ya da böyle meme coin mucitlerinin falan jargonuna hakim pek olan çıkmıyor yani onu söyleyeyim. Zamanla alışıyor insan diyebilirim. Şimdi yine bir piyasada tanınan bir isim bir görsel paylaştı ve dedi ki daha önce hiç bu kadar kırmızı bir boğa görmemiştim dedi ve gerçekten kırmızı bir boğa paylaştı arkadaşlar, tamam mı? Daha önce hiç kırmızı bir boğa görmemiştim diye bir video paylaştı ama gerçekten videoda kırmızı bir boğa var arkadaşlar. Hatta Dogecoin mucidi de buna cevap verdi. Elon Musk da cevap verdi falan. Tarzında durumlar yaşandı. Şimdi bu ne demek? Yani bunun haber değeri nerede? Ne demek yani? Daha önce hiç kırmızı bir boğa görmemiştim. Bu şu demek arkadaşlar. Bak bu arada meme coinleri ben gerçekten bu yüzden seviyorum ve bunu iyi yapan kişiler çok fazla arkadaşlar. Alttan alta çok hem böyle mizahi bir şekilde hem de böyle ince bir şekilde, ironik bir şekilde paylaşımlar yapılıyor ve hoşuma gidiyor. Meme coin mucitlerini takip etmenizi öneriyorum bu arada. Twitter'dan falan takip edin. Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Daha önce hiç kırmızı bir boğa görmemiştim. Bu şu demek. Bakın. Şurayı izleyin. Burada ne var? Bakın bu şu demek. Bitcoin'de nasıl bir yükseliş var? Bakın. Ethereum'da nasıl bir yükseliş var? Gayet güzel. İnsanlar 2x yaptı. Şimdi bütün bunlar olurken arkadaşlar mesela AVAX'a bakın ne var? Şu var. Neredeyse hiçbir şey yok uzun lafın kısası. Ya da ne bileyim gelin arkadaşlar Dota bakalım ne var? Hemen hemen hiçbir şey yok. Bak çatır çatır düşüyor. Çatır çatır düşüyor. Yani aslında burada anlatmak istediği şey bu arkadaşlar. Daha önce hiç kırmızı bir boğa görmemiştimden kasıt bu kadar kırmızı bir boğa görmemiştimden kasıt bu. Yani boğa başladı mı? Evet başladı. Şu anda boğa sezonundayız. Doğru. Ama kırmızı yani altcoin'ler yükselmiyor. Anladın mı? Kırmızıdalar. Doğru. Şimdi böyle bir süreç var. Elon Musk da buna gülerek bir cevap verdi. Yani aslında katılıyor da diyebiliriz arkadaşlar. Yani kendisinin yapılan yoruma bu şekilde bir katılım gerçekleştirdi. Bunun dominans etkisiyle alakalı olduğunu zaten çok fazla kere söyledik ama şunun altını çizmek istiyorum ben arkadaşlar. Tabii ki geçmişe göre bakın geçmişe göre çok daha bu agresif bir şekilde geldi. Anlatabiliyor muyum? Çok daha agresif oldu. Hem Bitcoin'in yapmış olduğu yükseliş ardından düzeltme beraberindeki kalkış çok agresifti. Beraberindeki hemen dominans etkisi de çok agresif. Bu da altcoin'leri büyük ölçüde ezdi arkadaşlar. Geçmişte bunlar yaşandı mı? Yaşandı ama bu kadar ileri seviyede yaşanmadı. Onu da söyleyeyim. Bu hem makrodan hem de piyasadaki coin'lerin çok sayıda olması ve belli noktalara fazla bir şekilde kayıştan geçtiği gibi özellikle Bitcoin'den de geçiyor. Makro dememdeki sebep bu. Bir ABD tarafındaki yani Fed'in son hareketleri arkadaşlar ve enflasyon verisi doğrudan Bitcoin hareketleriyle özdeşleştiği için altcoin'lere girmektense yatırımcı bütün bu makro veriler takip edilirken alım satımlarını ve trading'ini BTC üzerinden yapmaya devam ediyor. Özellikle bunu tercih ediyorlar. İkinci bir diğer mesele bankaların iflasları. Bu süreci arttırdı. Bu dominans sürecini arttırdı. Neden? Zaten Bitcoin halihazırda bu amaçla çıkmıştı. Bu da aynı şekilde bununla özdeşleşti. Bankalardan kaynaklı olarak kripto üzerinden sağlanan güven ve içeriye akan para dolayısıyla doğrudan Bitcoin'e aktı arkadaşlar. Aslında mesele bu. Yani bu şekilde geçmişe göre biraz daha agresif bir dominasyon gördük. Tabii bunlar olurken ikinci sıradaki Ethereum'a da para aktı. Ancak en nihayetinde o da Bitcoin kadar ileri seviyede hareket yapamadı. Bundan bir önceki attığımız videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada para akışıyla alakalı, boğa sezonundaki genel para akışıyla alakalı konuştuk arkadaşlar.
Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Geçmişteki sezonlar gibi olmayacak. Ben bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bakın 23.053 tane kripto para var burada. Bunun belki de arkadaşlar 1.000 tanesi bilemediniz. Ne bileyim 500 tanesinde ciddi yön yukarı hareketler gerçekleşecektir. Bunun net anlamda altını çizeyim. Elon Musk bu işin neresinde? Elon Musk tam anlamıyla gerçekten arkadaşlar yükselecek kripto paralarda bulunuyor. O yüzden ben Elon Musk'ın da takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum. Kendisi geçmişte Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin tutulduğu halde bunların uzun vadede yatırımcıyı oldukça memnun edeceğini biliyorsunuz ki dile getirmişti arkadaşlar, değil mi? Bu şekilde konuşmuştu. Burada ben buna katılıyorum. Önceki videolarda da değindiğimiz bir meseleydi. Dogecoin ile alakalı ayı boğa döngüsünün takibi hep söylediğim gibi kazandırabileceğine inanıyorum. Bitcoin ve Ethereum zaten daha uzun vadeli yatırımlarda da yani yıllara yayılabilecek yatırımlarda da kullanılabilir ve değerlendirilebilir. Aynı şekilde ayı boğa döngüsü takibinde de bunlar kullanılabilir ve değerlendirilebilir. Şimdi geçmişe göre daha fazla bir yayılımda risk olduğu için Bitcoin ve Ethereum tercihi artacağı gibi ben de Bitcoin ve Ethereum'da ekseri yatırımcı kafam rahat olsun diyorsa kalması mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir diğer mesele bakınız yine bu durumun varlığının bilinmesi ya şu an çok fazla bilinmiyor onu da söyleyeyim. Çok değerlendirilen bir mesele değil. Tam anlamıyla balinalar dahi bu meseleye uyanmadı ama inanın birkaç aya uyanacaklar arkadaşlar. O yüzden ben baştan bunu söyleyeyim size. Devamında ne diyorduk? İşler laf çok karıştı ya araya. Bir ona geçiyorum, bir ona geçiyorum derken bazen kendim ne söyleyeceğimi bile unutuyorum. Ondan kaynaklı bu sezonki Bitcoin ve Ethereum yükselişi normalin üzerinde olmasını zaten bekliyorum. Haricinde para Elon Musk'ın da çokça ifade ettiği noktalara kayacak. Bunlar bir popüler olanlar bakın. Popüler meme coin'ler olacak arkadaşlar, tamam mı? Yalnızca popüler olan meme coin'ler olacak bunlar. Şeylerden falan söz etmiyorum yani ben burada işte. Öyle abidik gubidik meme coin'ler yok. Bol sıfırlı 3'dü işte 6'ydı 7'ydi 0 falan. Onlar değil. Onlara kayacak bir ikincisi arkadaşlar. Tabii ki yapay zeka coin'lerine kayacak. Ve önceki videoda da bahsettiğim gibi bazı piyasadaki sağlam, güvenilir, güçlü yatırım alan Web3 projelerine kayacaktır. Böyle bir boğa sezonu beklentim var arkadaşlar. O yüzden sıkı durmak gerekecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.